Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, bu toplantı sizin için ne kadar değerlidir onu bilemem. Ama bizim için son derece değerli. Neden bizim için değerli? Eğer bir kitle, toplumun önemli bir kitlesi, sürekli ötekileştirilirse, talepleri göz ardı edilirse, sorunları dikkate alınmazsa bizim için önemlidir. Bizim adımız ne? Halk Partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Siz de halktan bir parça olduğunuza göre var olan sorunlarınızı çözmek de Halk Partisi'ne düşüyor. Tespit etmek de bize düşüyor. Beraber var olan sorunları çözeceğiz. Bakın değerli arkadaşlarım, sevgili Roman kardeşlerim. Kimlikler üzerinden siyaset yapmayı asla doğru bulmadık. İnanç üzerinden siyaset yapmayı asla doğru bulmadık. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayı asla doğru bulmadık. Ama bir kişi veya bir kitle kimliğinden ötürü ötekileştirilirse, inancından ötürü ötekileştirilirse biz buna karşı çıkarız. Hiç kimse kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmemeli. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Herkesin inancı kendisine aittir. Yaşam tarzına siyasetçi saygı duyar. Bugüne kadar hep sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapmaya özen gösterdik. Sosyal kimlikler. Muhtarlar bir sosyal kimliktir. Apartman görevlileri bir sosyal kimliktir. Manavlar bir sosyal kimliktir. Esnaflar bir sosyal kimliktir. Dolayısıyla sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapınca o sosyal kimliğin yaşadığı sorunları saptıyorsunuz ve çözüm üretiyorsunuz. Sanayiciler o da bir sosyal kimliktir. Memurlar bir sosyal kimliktir. İşçiler bir sosyal kimliktir. İşsizler bir sosyal kimliktir. Dolayısıyla var olan sorunları, çünkü bazen hepimizin bir ortak sorunu var. Bir de ortağın dışına çıkıp her kesimin kendine özgü sorunu var. Esnafın yaşadığı sorunu sanayici yaşamaz. Apartman görevlisinin yaşadığı sorunu ticaret erbabı yaşamaz. Her birimizin farklı sorunları var. Ama sizin sorunlarınız, romanların sorunu tarihsel derinliği olan bir niteliktedir. Bugünün sorunu değil, geçmişten bu yana katlanıp gelen bir sorunlar kümesiyle karşı karşıyasınız. Bir, bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bir sorunu çözmeye niyetliyseniz önce sorunun aktörlerinden sorunu dinleyeceksiniz. Sorunu yaşayandan dinleyeceksiniz. Nedir bunların sorunu? Böyle bir uygulama yaptık. Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız Sayın Yüksel Taşkın, aynı zamanda bir akademisyen. Biz ne yapabiliriz dedik. Bir, romanlara yönelik eylem planı hazırlığı yapalım dedik. Bütün romanlara ait bütün sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini aldık. Yetmedi. O dünyada araştırma yapan akademisyenlerin de görüşlerini aldık. Bir taslak romanlara yönelik eylem planı çıktı. Bu eylem planını Merkez Yönetim Kurulu'nda tartıştık. Sonra bunu aldık. Parti meclisinde tartıştık ve parti meclisi belgesi haline dönüştü. Yani artık bizim için değiştirilemez bir metne dönüştü. Sonra biz onu aldık. Belediye başkanlarımız neler yapabilirler? Çünkü sizlerin de önündedir. Eylem planının bazı bölümlerini belediye başkanlarının yerine getirmesi lazım. Belediye başkanlarımıza gönderdik. Değerli arkadaşlarım, sorunlar ne? Temel sorun alanlarınızı biz şöyle belirledik. Eğitim ciddi bir sorun. Sağlık ciddi bir sorun. İstihdam ciddi bir sorun. Barınma ciddi bir sorun. Sosyal yardım ya da sosyal hizmetlerden yararlanma ciddi bir sorun. Ayrımcılık konusunda ciddi bir sorun. Bu sorunlara kilitlendik. Ve bu sorunların çözülmesi lazım. Çözülmesi lazım ki herkes
Anayasa diyor ya, demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir. Bir sosyal hukuk devletinde yaşadığını anlasın. Devlet bana sahip çıkacak. Ben vergi veriyorum. Hepiniz vergi veriyorsunuz. Fırından ekmek alırken vergi veriyorsunuz. Elektrik düğmesine bastığınızda vergi veriyorsunuz. Musluğu açtığınızda vergi veriyorsunuz. O zaman sosyal devlet dediğimiz, yani güçsüzleri koruyan devlet dediğimiz devletin harekete geçmesi lazım. Ve sizin sorunlarınızı çözmesi lazım. Yapmadılar. Yapamazlar zaten. Ama biz yapacağız. Ve kararlıyız. Bu sorunu çözeceğiz. Değerli arkadaşlarım, sorunun çözümünün temel anahtarı aile destekleri sigortası. Temel anahtar. Belki bazı arkadaşlarınız duydu, belki hiç, bazı arkadaşlar hiç duymadı. Ne demek aile destekleri sigortası? Aile destekleri sigortası şu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. İşin Türkçesi bu. Bir aile var, geçinemiyor. Düşünün, çocukları okula gidecek, defter kalem alamıyor. Anne işsiz, baba işsiz. Buna kim bakacak? Hadi bugün bir yandaki komşu baktı. Ertesi gün öbür komşu baktı. Bir başka gün muhtar biraz yiyecek getirdi. Öbür gün belediye yardım etti. İyi de kardeşim, yani bu işin sonu nereye varacak? O zaman ne yapmak lazım? O kişileri, o pozisyonda olan kişileri ve aileleri sosyal destek kapsamını almak lazım. Devletin güvencesi altına almak lazım. Ne demek devlet güvencesi? Diğer yardımlarla devlet güvencesi arasında bir fark var mı, yok mu? Fark var. Bazen sırtı kalın zenginler gelir, fakirleri dizerler sıraya, ellerinde birer tane yardım, onları sırayla verirler, bir de televizyonlara çıkarlar, biz bunlara yardım yaptık diye. Bu insan onurunu zedeler. Her insanın bir onuru vardır. Dolayısıyla yoksulluk onun kaderi değildir. Eğer o yoksulsa, onu yoksul bırakan siyasi otoritenin utanması lazım. Sen iş verdin de çalışmadı mı? İstihdam sağladın da çalışmadı mı? İyi bir okul sağladın, imkan sağladın da çocuğunu okula göndermedi mi? Dolayısıyla siyasi otorite dediğimiz otoritenin yapması gereken şeyler var. Aile destekleri sigortasını biz mi keşfettik? Yani Cumhuriyet Halk Partisi mi keşfetti? Hayır efendim. Aile destekleri sigortası Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı sözleşme. Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamentoda 102 sayılı sözleşmeyi onaylamış ve ben gereğini yapacağım demiş. 9 sigorta dalı oluşuyor. İşsizlik sigortası, yaşlılık sigortası, emeklilik sigortası, sağlık sigortası, iş kazaları sigortası, meslek hastalıkları sigortası gibi uzuyor. 9. sigorta dalı aile destekleri sigortası. 1971'de kabul edilen ve uygulanacağı taahhüt edilen aile destekleri sigortası 50 yıldır uygulanmıyor. 50 yıldır. Çünkü fakir sadece bizim ülkemizde değil ki. Pek çok ülkede var. Ama oralarda, özellikle demokrasi, insan hakları gelişmiş olan ülkelerde aile destekleri sigortasını getirerek kişinin onurluca kendi toplumunda yaşamasının ortamını hazırlıyor. Kimseye muhtaç olmadan, kimseye el avuç açmadan. 50 yıldır niye uygulanmıyor? Bu da önemli bir soru. Yoksulluğu bitirmek değil, yoksulluğu yönetmek istiyorlar da onun için. Yoksulluğu bitirmek istemiyorlar. Fakir hep fakir kalsın, ona biraz makarna vereyim, kömür vereyim, o da oyunu bana versin. Hep aç kalsın, ben ona verdikçe oyunu bana versin. Bu insan haklarına aykırıdır. Ahlaka aykırıdır, erdeme aykırıdır, irfana aykırıdır. Birisini sürekli muhtaç hale getirmek, bir siyasi partiye bağımlı hale getirmek kadar yanlış bir şey yoktur. Aile destekleri sigortası o nedendir 50 yıldır uygulanmıyor. Biz bunu uygulayacağız. İster bize oy verin,
İster bize oy vermeyin. Biz sizin oyunuza değil, biz sizin sorunlarınıza talibiz. Sorunlarınızı çözeceğiz. Bizim hedefimiz bu. Aile destekleri sigortası olursa ne olur? Ne olur? Sadece yardım mı olur? Hayır efendim. Sosyal yardım bir lütuf olmaktan çıkar, bir hak olarak ortaya gelir. Benim hakkım. Ben vergi veriyorsam beni aç bırakamazsın diyor. Ve aile destekleri sigortası bir hak olarak öne çıkar. Siyasi otoritenin veya birilerinin lütfuyla değil, hak olduğu için ona vereceksiniz. Emekli prim ödüyor değil mi? Niye bağırıyor emekli aileyle geçinemiyorum? Çünkü emekli aileni hak olarak görüyor. Benim hakkım diyor bu. Yükselteceksin diyor. Aile destekleri sigortası olduğunda da eğer yardım yetmiyorsa aile destekleri sigortasından yararlanan kişiler diyecekler ki biz geçinemiyoruz, yükselt bakalım. Yükseltmezsen sana oy vermeyiz. Dolayısıyla olay bir hak olarak çıkmış olur ortaya. Hak olarak çıkması ne demektir? İnsanın onurunun korunması demektir. Bu bağlamda özellikle her biriniz kendi bölgenizin önemli bir aktörüsünüz. Kanaat önderisiniz. Bunları çok iyi anlatmak zorundasınız. Her gittiğim yerde bunu anlatıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğü kadar. Ama asıl anlatacak olanlar sizlersiniz. Talep edecek olanlar sizlersiniz. Politikacıyla karşılaştığınızda sorun. Kardeşim, 50 yıldır niye aile destekleri sigortasını çıkarmıyorsunuz? Niye çıkarmıyorsunuz? Ben size yalvaracak mıyım? Niye yalvarayım size? Devlet benim devletim değil mi? Ben bu devlete vergi ödemiyor muyum? O zaman beni nasıl aç bırakırsın? Çocuklarımı nasıl aç bırakırsın? Nasıl işsiz bırakırsın? Nasıl beni kötü şartlarda bir yerde oturmaya mahkum edersin? Bir hak olarak talep çıkacak ortaya. Bu önemli değerli arkadaşlarım. Başka bir şey daha. Düşündüğümüz şu. Her hanede Türkiye'de kaç hane var? 24 milyon muydu? Kaçtı Faik Bey? Hane sayısı geçen söylüyordun. 24 milyon civarında hane var. Her hanede asgari bir sigortalı olacak. O hanede sigortalı yoksa devlet önce o hanedeki kişiyi istihdam edecek. Böylece dayımın oğlu, amcamın oğlu, kızım, torunum herkes iş buldu. Çalışıyor. Sırtım kalın. Arkamda siyasi var. Öbür tarafın arkasında hiç kimse yok. Kendisi, çocuğu, eşi, herkes işsiz. Kardeşim devlet eğer birisini istihdam edeceksen bu evde hiç sigortalı yok. O evden birisini alacaksın. Ne oluyor? Evden birisini sigortalı olarak işe başlattığınızda o ailenin sağlık sigortası sorunu da kalmamış oluyor. Emeklilik hakkını kazanmış oluyor. Geçinemiyorsa talep ediyor. Asgari ücretimi artıracaksın diye. Dolayısıyla ana hedef ne? Her evde asgari bir sigortalı olacak. Baba olur, anne olur, çocuk olur ama asgari bir sigortalı olacak. Bu o ailenin bir güvenceye kavuşması anlamına geliyor. Devlet önceliği buna verecek. Türkiye İş Kurumu işçi mi alacak? Veya devlet işçi mi talep edecek? Şöyle talep edecek. Şu hanelerde hiç sigortalı yok. O hanelerden bana bildireceksin. Ben oradan alacağım diye. Bu aynı zamanda ne demektir? Adalet demektir. Adalet. Adalet demektir. Torpil olmayanın, dayısı olmayanın adalete güvenmesi demektir. Yasa benim hakkımı savunuyor. Benim oğlum, kızım, eşim işsiz, ben işsizim ama devlet diyor ki beyler içinizden birisini ben şuraya alıyorum. Çalışacak, sigortalı çalışacak. 30 gün üzerinden primini ödeyecek. Emekli olacaksın, emeklilik hakkını kazanacaksın. Çocuğun iyi bir okula gidecek. Bunların hepsinin sağlanması lazım. O zaman devlet bizim anladığımız anlamda sosyal devlet olur. Tarım işçileri var. Roman kardeşlerimize. Tarım işçileri var. Temizlik işçileri var. Atık, katı atık toplayıcıları var. Müzisyenler var. Daha buna benzer pek çok alanda çalışanlar var. Biz şimdi bazı belediyelerimiz bir proje başlattılar.
Çankaya Belediyesi katı atık toplayanların tamamını toparladı. Kooperatif kurdurdu. Hepsini sigortalı yaptırdı. Siz toplayacaksınız, ben size parayı vereceğim dedi. Şimdi bu pilot uygulamayı büyütürsek diğer illere de götüreceğiz. Böylece konteynerlardan çöp toplayanların sosyal güvenliği olacak ve onların sigorta primleri yatacak. Ve onlar emekli hakkına kavuşacaklar. 19 yıldır, 20 yıldır iktidardalar, akıllarına bile gelmiyor. Niçin? Çünkü yoksulluğu bitirmek istemiyorlar. Yoksulluğu yönetmek istiyorlar. Müzisyenler. Şimdi roman kardeşlerimizin bir özelliği var. Bir Allah vergisi var. Müzik konusunda çok yatkınlar. Harikaları yaratan var. E bu çocuklar müzik konusunda niye itilmesin? Becerileri neden alınmasın? Belli yerlere taşınmasın? Bu konuda da biz bütün duyarlılığımızı koruyoruz. Bunu da yapacağız. Göreceksiniz hep beraber. Başka bir sorun eğitim. Söyledim, saydım hangi sorunlarla karşılaştığımızda. Şimdi eğitim konusunda şöyle. Birincisi, eğitime erişmek zor. İki, okula devam zor. Çocuğu okula başlatıyorsunuz, bir süre sonra çocuk okula gelmiyor. Veya anne baba çocuğu koyacak yer bulamıyor. Yanında taşıyor. Bir sorun yaşıyor yani. Onu da şöyle aşmayı düşünüyoruz. Çocuğunu okula kaydederse ve çocuk devamlı gelirse çocuğa burs vereceğiz. Bir para vereceğiz. Okula gelmese parasını keseceğiz. Böylece çocuğu, aile hem bir gelir elde edecek, hem çocuk devamlı olarak okula gelecek ve iyi bir eğitim alacak. Bunu yapacağız. Yazın defterin bir tarafına. Yani bunu havadan söylemiyorum. Bir tarafa kaydedeceksiniz. Allah nasip eder, ihtara gelince göreceksiniz bunların tamamının nasıl karşılandığını. Bu sadece romanlar için değil. Doğu Güneydoğu'dan giden geçici işçiler var. Fındık toplamaya giden var, çay toplamaya giden var, zeytin toplamaya giden var. Onların da çocukları. Aynı şeyi yapacağız. O çocukların eğitilmesi lazım. Pırıl pırıl olması lazım o çocukların. Çünkü eğitim bir kişiye, topluma sınıf atlatan tek olaydır. Sınıf atlatır. O nedenle eğitime ağırlık vermek gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, yine aynı şekilde belediye başkanlarımıza şunu söyledim. Az önce Murat Başkan da onunla da konuştuk bir göçmen anıtını açarken. Bulunduğunuz beldede size oy versin vermesin hiçbir ayrımcılık yapmayacaksınız. Herkese eşit davranacaksınız. Efendim bu mahalle bana oy vermedi, ben onların burnundan getireyim, yollarını yapmayayım, çöplerini toplam. Hayır. Herkese eşit davranacaksınız. Ama fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Onlara biraz daha fazla hizmet götüreceksiniz. Peki pozitif ayrımcılık, ayrımcılığı hak eden mahalleler büyük kentlerde nereler? Roman mahalleleri. Götürülmüyor. Bu hizmetin gitmesi lazım. Ayrımcılığın bu bağlamda kalkması lazım. Ve bu mahallelerde söyledim, yoksul mahallelerden başlayarak kreş, çocuk bakım evleri açacaksınız. Anne diyelim, çiçek satacak. Çocuğu oldu, nereye koyacak? Oraya getirecek. Kreşe koyacak, çocuk bakım evine koyacak. Çocuk beslenecek, altı temizlenecek. Arkadaşlarıyla oynayacak. Yetenekleri varsa öğretmen tarafından keşfedilecek. Anne de akşam gelecek, çocuğunu alacak, evine gidecek. Bu kadar basit. Bakın Mersin'de şöyle yaptık. Halde bir kreş açtık. Kadınlar çalışıyor halde. E küçük çocuğu var. Nereye koyacak? Getiriyor, kreşe koyuyor. Çalışıyor. Akşamda giderken çocuğunu alıp götürüyor. Çocuk besleniyor. Çocuk arkadaşlarıyla oynuyor. Çocuk müzik öğreniyor. Çocuk sosyalleşiyor. E akşam da evine gidiyor. Çok mu pahalı? Hayır efendim. Çok mu zor? Hayır efendim. Bunların tamamını yapmak mümkün. Başka bir şey daha. Kentsel dönüşüm. Şimdi kentsel dönüşümü şöyle yapıyorlar. Romanlar bir yerde mi oturuyor? Orada rant mı ortaya çıktı? Romanları sürüyorlar şehrin dışına. Oraya gene lüks evler yapıyorlar. Başkaları gelip oturuyor. Gene romanlar şehrin dışında. Niye kardeşim? Sulu Kule bunun en güzel örneği. Niye? O rantı yaratan kim? Romanlar. Yıllardır orada yaşayan kim?
Yine romanlar. E kentsel dönüşümü yapacağız. E ne olacak? Romanları yine şehrin dışına sürelim. Burası çok değerlendi. Burada sırtı kalınlar gelip onlar oturacaklar. Niye kardeşim? Niye kardeşim? Niye kardeşim? Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma söylüyorum. Kentsel dönüşüm yerinde dönüşüm olacak. Yerinde. Romansa roman, roman değilse roman değil. Erzurumlu, Karslı, Mardinli neyse. Büyük kentlerde biraz mahalleler böyle ayrışıyor. Erzurumlar bir tarafta, Karslılar bir tarafta, Bingöl'ler bir tarafta. Herkesin belli bir mahallesi var. Kendi kültürünü yaşıyor. Saygı duyuyoruz bunlara. Kentsel dönüşüm yapacaksanız yerinde yapacaksınız. Çünkü o mahallenin kendine özgü bir kültürü var. O kültürü yaşatmanız lazım. O mahallede oturanlar çocuklarını askere göndermiş. O mahallede oturanlar birbirlerine komşuluk ilişkisi geliştirmişler. Giderler gelirler. O mahallede oturanların taziyeleri olmuş, ölümleri olmuş. O mahallede oturanların düğünleri olmuş. Şimdi siz bunları yer ile yeksan ediyorsunuz. Her birisini bir tarafa savuruyorsunuz. Bu olmaz. Görüyorsunuz. Halkın partisi olma yönünde adım atıyoruz. Halkın partisi. Hayır hayır daha da yapacağız daha da yapacağız bakın bu evet, tabii daha da yapacağız daha da yapacağız bakın şunun için söylüyorum siyaset kurumu iyi bir sınav vermedi siyasetin her şeyden önce ahlaklı olması lazım siyaset ahlaklı zeminde büyümesi lazım siyaset gelişmesi lazım eğer kokain ticareti yapan mafya baronlarına siyasetçi ses çıkarmazsa efendim kilolarca kokain bulunur savcı korkudan soruşturma açmazsa hapishanedeki zindaşlı baronu efendim hapishaneden çıkarır serbest bırakırsanız adam kaçtıktan sonra da uyduruk bir tutuklamayla tutuklamaya kalkarsanız orada siyasetçi iyi bir sınav vermiş değildir. Ne olur? Siyasetçi baronlar tarafından satın alınmıştır. Siyasetçi satın alınmasa bunların hiçbirisi olmaz. Bunların hiçbirisi olmaz. O nedenle siyasetin ahlaklı zeminde büyümesi lazım ve gelişmesi lazım. Belki bunları hiçbir siyasetçiden duymadınız. Ama bu kardeşinizden duydunuz. Bunları yapacağız. Hayata geçireceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Öyle efendim paramız yok, imkanımız yok, biz bunu yapamayız. Para var efendim, niye para yok? Elin oğluna para var da niye size yok? Sırtı kalınlara dünyanın parası veriliyor da size niye verilmiyor? Kaldı ki siz bedava bir şey istemiyorsunuz. Bana iş ver, çalışacağım diyorsunuz. İstihdam yarat, çalışacağım. Çocuğum okula gidecek, gidecek tabii. Bütün bunların tamamını yapacağız, göreceksiniz. Allah'ın izni ve sizin desteğinizle. Beraber halkın desteğiyle biz bunu yapacağız ve gerçekleştireceğiz. Bu çalıştayın sözümün başında demiştim. Belki sizin için bir değeri var mı yok mu bilmem. O sizin takdirinize. Ama bizim için bu çalıştay çok önemlidir. Sizleri dinleyeceğim. Gereği bu saydıklarımın içinde eksiklik de olabilir. Söyleyeceksiniz burası eksik. Ayrıca şu sorun da vardır diyeceksiniz. Biz onu da not alacağız. Çünkü önemli olan ne? Önemli olan var olan sorunların akılcı yöntemlerle çözülmesidir. Sorun var mı? Evet var. Çözülmesi lazım. Evet çözülmesi lazım. Bakın son 20 yılda 19 yıl tam rakam ve son 19 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye ödenen para 197 milyar dolar. Faiz ödemişiz. 197 milyar dolar. Ya ikinci Türkiye'yi inşa edersiniz. Merkez Bankası'nda buharlaşan para 128 milyar dolar. Kime gitti? Kim aldı? Hangi kurdan aldı? Para yok. Onlara para var, size gelince para yok. Para var kardeşim. Doğru kullanılırsa para var, imkan var, her şey var bu ülkede. Bütün mesele ne dedik? Siyasetin ahlaki zeminde yürümesini sağlamaktır. Siyaseti kirlilikten arındıracağım. Bu konuda çok kararlıyım. Öyle milletin temsilcisi meclise gelecek, ihale takipçiliği yapacak, rüşvet alacak, rüşvet de beslenecek. Bunlara izin vermeyeceğiz. İlk çıkaracağımız kanun siyasi ahlak kanunu olacak.
Bunu da yapacağız. Göreceksiniz, çok güzel şeyleri yapacağız, beraber yapacağız. Hepiniz beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sakın umutsuz olmayın. Bir daha söylüyorum. Sakın umutsuz olmayın. Çözeceğiz her şeyi.